ve ne şartlarla verilmiş bu ihaleler? Şimdi Türkiye şu anda aslında şimdi bizim konuşmadığımız bir şey var. Türkiye şu anda komünizme geçiyor. Biliyor musunuz? Evet, çok ilginç bir komünizm ama bu. Komünizm nasıl diye. Mesela ben çıksam bir parti olarak desem ki kamulaştırma yapacağım. Ne der iktidar bana Recep Tayyip Erdoğan? Aman bunlar kamulaştırmacı bunlar. Şu anda Türkiye kamulaştırma yapıyor. Nerede? Türkiye'nin en büyük şirketini kamulaştırıyor. Türk Telekom. Türk Telekom'u Araplara sattık. Onlar batırdı. 5 milyar doları, hayır, 5 milyar doları ceplerine koydular. Gittiler. Bunlardan biz sadece Hariri ailesini konuşuyoruz. Hayır, Suudi Arabistan, Suudi Telekom bunun ortağı. 5 milyar doları aldılar, gittiler. 4 küsur milyar dolar borcu bize bıraktılar, bankalara bıraktılar. Şimdi Varlık Fonu, başında kim var? Varlık Fonu'nun? Hayır. Recep Tayyip Erdoğan. Varlık Fonu bankalardan bunu geri alıyor. Pardon, niye özelleştirdik? Araplar 5 milyar dolar alıp cukkalayıp götürsünler diye mi özelleştirdik? Hariri ve Suudi Telekom paraları götürsün diye mi? Şimdi bir bayağı kamulaştırma buluyor. Çıkıp CHP dese ki kamulaştırma yapacağız, kıyamet kopar Beşli Çete için dedi. Kıyamet koptu biliyorsun yurt dışında İngiltere. Pardon, birisi bu, bunu bir kenara koyalım. İkincisi, bu özelleştirmeler yapılırken Şirin, bize söylenen neydi? Bir, hizmet kalitesi artacak. Bunlar teknolojik yatırım yapacaklar, altyapı yatırımı yapacaklar. Biz daha kaliteli enerji tüketeceğiz. İki, üç özür dilerim. Fiyatlar düşecek. Bu fiyatlar düşecekti. Peki, sonra ne oldu? Şimdi siz birine... birinci bölümde konuştuğumuz şeye dönüp hocamıza doğrudan sorumu sormak istiyorum. Birinci bölümde biz ne konuştuk? Denetleme çok önemli dedim. Şimdi bu elektrik dağıtım şirketleri ve üretim şirketleri özelleştirdikten sonra Şirin, bunları denetlememiz lazım. Bize bir takım taahhütlerde bulundular. Ben şu kadar yatırım yapacağım. BDDK diyor ki sen her sene şu kadar yatırım yapacaksın, bu kadar yatırım yapacaksın. BDDK onları değil. BDDK diyorum, özür dilerim. BDDK EPDK, seni denetliyor. EPDK. Yanlış söyledim. Yanlış unuttum. EPDK, özür dilerim. Dağıldım. Kafam BDDK'da olduğu için. Diyorum ya seni EPDK denetliyor. Seni denetleyen BDDK. Enerji piyasasında EPDK. EPDK. Bunları diyor. Şu kadar yatırım yapacaksın, bu kadar yatırım yapacaksın diyor. Peki bunlar yapıyorlar mı? Bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz biliyor musun Şirin? 2018 yılında devlet TEDAŞ'a dedi ki, git bunları denetle. Sana görev veriyorum. Ben bunları özelleştirdim. Bak 7 yıl sonra. Git sen bunları denetle. 21 tane şirket var. Kaçı denetlenmiş? 11'i. Diğerleri niye denetlenememiş? Senin bizi denetleme yetkin yok demişler. Bakar mısın? 2019'da denetleyebilmiş mi? Hiçbirini denetleyememiş. Niye? Senin bizi denetle... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin TEDAŞ'ı bunları denetleyemiyor. Gelmişiz 2020'ye, denetleyebilmiş mi? Bunlar yatırım yapıyorlar mı? Isparta niye elektriksiz kaldı değil mi? Yani denetlememiz lazım bunları. Senin bizi denetleme yetkin yok. İzin vermemişler. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapmış Şirin? Dönüp bu şirketlere demesi lazım. Ne diyorsunuz siz ya? Siz bir kamu imtiyazı aldınız. Ben sizi geleceğim, denetleyeceğim. Olur mu böyle şey demesi lazım? Böyle beklersiniz değil mi? Hayır. Şimdi ben buraya notumu aldım. 25 Kasım 2020'de elektrik piyasası kanunu değiştirilmiş. Devlet denetleyecekti ya bunları. Hayır. Özel sektör denetlesin. Nasıl yani? Devlete kendini denetlettirmeyen bu dağıtım şirketlerini özel sektör denetleyecek. Bizim oğlan gelsin denetlesin diyor yani. Aynı şeyi biz nerede görüyorduk? Biliyorsunuz kömür ocaklarında görüyorduk. Yeraltı madenlerinde görüyorduk. Devlet denetlemesi yerine özel olduğu için o insanlar yerin altında öldüler. Bunu unutmayın. Şimdi buradan dönüp gelelim. Biz şu anda Isparta'daki şirketi biliyoruz işte hepimizin bildiği Cengiz Kolin Limak aldı. Akdeniz Elektrik Dağıtım Yerlisi 546 milyon dolara. Bunların gerekli altyapı yatırımını yaptılar mı? Doğa şartlarına uygun hazırladılar mı? Gerekli planları yapmışlar mıydı? Bir ihmalleri var mıydı?
elektriksiz kalan şirketlere, efendim bireylere bir bedel ödeyecekler mi? Öyle ihaleyi almakla olmuyor. Bir bedel. Bunu biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Şimdi buradan dönüp ben hocamıza şunu soracağım. Hocam, böyle bir kapitalizm bile var mıdır? Yani bir kamu imtiyazını alıp kamunun denetleyemediği, hizmetin kalitesinin ölçülemediği. Çünkü bu bir kamu imtiyazı. Ben gidip mesela Isparta'da elektrik satamam bir şirket kurup. İstanbul'da elektrik satamam. Sadece o satabilir. Böyle bir şey kapitalizmin içinde bile var mıdır hocam? Bırakın sorumlu devleti. Emin Bey, sadece imtiyazlı işlerde değil, her alanda kapitalist sistemi içerisinde de devlet denetleyici ve düzenleyici rolünü etkin bir biçimde yerine getirmek zorundadır. Yani bu sadece elektrikle ilgili değil ki, domates üretilirken kullanılan kimyasallara ilişkin sınırlama getiriyoruz değil mi? Onu kullanabilirsin, bunu kullanamazsın, insan sağlığına zarar falan diyoruz. Kapitalist sistem devletin rolünün olmadığı bir sistem değildir. Devletin rolünün çok daha ağırlıklı bir biçimde özellikle denetleme ve düzenleme açısından var olduğu bir sistemdir. Ama maalesef bizde bu rolün, yani denetleme ve düzenleme kısmının etkin bir biçimde yapılmadığını, hatta hiç yapılmadığını maalesef üzülerek görüyoruz. Ben bu enerji ihalelerinin sözleşmelerine işte zaman zaman bakmıştım geçmişte. Hakikaten baktığınız zaman sözleşmeye çok ayrıntılı. Şu kadar yatırım yapılacak, şu alanlarda yapılacak işte. Hatırlayın, izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Türkiye'de kayıp kaçak oranı çok yüksek. Bunun önemli bir kısmı da nakil hatlarından kaynaklanıyor. Türkiye'nin nakil hatlarını iyileştirme imkanı yok ekonomik olarak. Alan şirketleri bunları iyileştirilecek. Ne yaptılar sonra? Kayıp kaçak bedeli vardı biliyorsunuz faturalarda. Yüklü oranda onu ödüyoruz biz. Sonra insanlar çok ısrar edince niye biz bunu ödüyoruz? Hani bu şirketlere yatırım yapacak, bu kayıp kaçak engellenecek denirdi. Sonra o ismi değiştirdiler. Dağıtım gideri adı altına yerleştirdiler. Yine bizden alıyorlar. Peki şunu sormuyor mu iktidar ya da devlet? O anlamda söylüyorum. Kardeşim, dağıtım ya da nakil hatlarında iyileştirmeyi neden yapmadınız? Bunu bir takvime bağlanmış olması lazımdı, yatırımların yapılmış olması lazımdı. Ama Emin Bey çok ayrıntılı izah etti, yapılmıyor. Peki neden yapılmıyor? İşte asıl bizim sorgulamamız gereken yer de burası. Acaba bu şirketleri özelleştirmeden alanların iktidar sahipleri olan ilişkisi mi bu süreçlerin uzamasına yol açıyor? Bakın, bunun en iyi örneğini yine biraz önce Emin Bey'in bahsettiği Türk Telekom'da gördüm. Türk Telekom devletleştirilmiyor. Orada Emin Bey'e ayrışarak devletleştirilmediği hani... Yok, hayır, şöyle. Türk Telekom zaten 2026 yılında hazineye dönecek. Türk Telekom'un imtiyazlı işletme hakkı 21 yıllığına devredildi 2005 yılında. 2026 yılında bu zaten devlete otomatik olarak dönecek bir yapı. Çünkü sözleşme o zamana kadar, özelleştirme o zamana kadardı. Şimdi sizin bahsettiğiniz varlık fonunun almak istediği şey aslında 2026 yılına kadar olan sürede ortaya çıkacak olan kar paylarını satın almak erkenden. O da zarar hocam yani, zaten. O da zarar. Çünkü Türk Telekom'un bilançosuna ben bakıyorum arada bir. Bankaların mevcut alacağını karşılayacak kadar bir kar elde etmiyor Türk Telekom. Dolayısıyla o bankalar zarar yazacak. O zaman sormak lazım. Yani varlık fonu ya da iktidar, yani varlık fonu diyoruz da kendi başına bir entiteymiş gibi düşünmeyelim sonuçta. İktidarın kararla bu işleri yapıyor. Burada kamu kaynaklarını kullanarak bankaları mı kurtaracak? Evet, ya da beklese zaten 4 yıl sonra hazinenin olacak bir yapı için şimdiden niye para ödemek durumunda kalıyor? Bütün bunlar sizin söylediğiniz devletin rolünü ve bu devletin rolünü de iktidar sahiplerinin nasıl tanımladığını ve buradan kaynaklanan güç ve yetkilerini hangi sahiplerle kullandığını çok açık ve net bir biçimde bize gösteriyor. Kamusal menfaati önceleyen bir yaklaşım yok. Olsaydı bugün Isparta'da hatlar belki çökmezdi ve insanlar 4 gün karanlıkta kalmazdı. Ya da elektrik faturalarımız çok daha düşük seviyelerde gelebilirdi eğer o teknolojik yatırımlar yapılmış olsaydı. Ya şimdi araya girip kısacık bir teknik soru sorup barışa bırakacağım sonra. Kaç dedin mesela Isparta'daki özelleştirme kaç milyon? 546 milyon dolar. 546 milyon dolara işte bu meşhur beşli çete
Colin nedir? Beşi bir yerde diyoruz biz onlara. Beş başarılı, çok başarılı şirketimiz dünya çapında. Her şeyi onlara almışlar. 540 binden küsur milyon dolara. Şimdi oradaki sistem çok kısa. Herkesin anlayabileceği gibi nasıl işliyor? Çünkü biz bir taraftan da ekranda döndürüyoruz. Gülben Ergen'inden Şahan Gökbakar'ına, Cem Yılmaz'ına. Ki bunlar halkın nabzını okuyan sanatçılar, popüler sanatçılar. Öyle çok siyasi konularda da ön plana çıkmayı sevmiyorlar aslında. Hep Türk toplumuyla, Türkiye'deki farklılıklarla, Türkiye'nin tepkileriyle güzel mizah da yapabilen isimler. Ama bugün ya bugünlerde çok ciddi tepki koymaya başladılar. Ve son dönemde biliyorsunuz siyasi mizah hemen hemen Türkiye'de hiç yapılmıyor. Eleştiri zaten söylemiyorum. İki cümle söyleyenin başına gelenleri biliyoruz. Dolayısıyla ciddi tepkiler var yani sanatçısından işte müzisyenine, gençlerinden yaşlısına kadar. Buradaki sistem çok kısacık nasıl yürüyor? Aldı özelleştirmeyi. Sonra biraz önce siz dediniz kredileri harcadı. Nasıl oluyor iş? Nereye gitti bu para? Özelleştirmede aldı. Sonra nasıl oldu da bu faturalara yansımaya kadar gelen bölümü nasıl oluyor? İnsanlar biraz merak ediyorlar onu. Ya neden durup dururken 2000 liralık fatura ödüyoruz? Arada ne oldu? Ne yansıtılıyor kullanana? Kullanan tüketiciye? Şimdi burada iki farklı özelleştirme var. Bunlardan bir tanesi elektrik üretim santrallerinin özelleştirilmesi. Yani elektriği üreten yapılar var. Bir de bunları bizim oturduğumuz yerlere kadar taşıyan dağıtım özelleştirmesi yapıldı. Şimdi üreticilerle dağıtıcılar aynı. Bazen farklı yerlerde dağıtıcıların belki üretim santralleri de var. Dolayısıyla üreticiler elektriği üretip TEİYAŞ'a aktarıyorlar. Yani Türkiye'de elektrik organize bir yapı üzerinden, bir omurga üzerinden dağıtılıyor. Bütün üreticiler sisteme veriyor. Sistemden de dağıtıcılar kendi müşterilerine yani